Evet arkadaşlar, Şekip Bey yok bugün. Çok önemli bir sporcuyu, ihtiyacımız olan sol bekimizi transfer etmiş oluyoruz. Bu böyle bir imza töreni bizim için çok anlamlı. Gerçekten çok iyi bir sporcu, beyefendi. Biraz da hemşerim sayılır. Böyle bir arkadaşı ailemize kattık. İnşallah çok başarılı olur. Ben çok inanıyorum başarılı olacağına Fenerbahçe'de. Ve bu konuyla ilgili sorularınız vesaire imza töreninden olursa bana hiçbir şey sormayacaksınız. O sporcu arkadaşımıza soracaksınız. Çünkü merak ederek sorarsınız bazı şeyler. Herhangi bir şekilde cevap vermeyeceğim. Teşekkür ederim. İsmail Sağlı. Öncelikle hoş bulduk. 7-8 yıldır devam eden profesyonel futbol kariyerinin önemli bir dönemindeyim. Ortalama profesyonel futbol hayatının 15 yıl olduğunu düşünürsek ben bu dönemin ikinci yarısına doğru ilerliyorum. Dolayısıyla benim düşüncem futbol kariyerimi en verimli şekilde sürdürmekti. Futbol oynamak isteyen herkes gibi, kariyerini düşünen herkes gibi ben de top oynamayı duyduğum tutkumun paralelinde bir karar verdim. Nihayetinde futbol arzumu harekete geçiren, beni heyecanlandıran, sahiplenmeye hazır olduğunu hissettiren Fenerbahçe Kulübü oldu. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. Evet. Buradayız, ortada. Ortaya doğru. Evet, teşekkür ederiz. Sorularınız varsa İsmail'e sorabilirsiniz. Evet. İbrahim Uzan Spor. Öncelikle tebrik ederim. Bu sene Fenerbahçe'nin sisteme geçti. Bildiği gibi 3-5-2 oynayacak büyük ihtimalle. Hazırlık karşılaşmalarında bunu görüyoruz. Sen bu sistem için kendini ne kadar uygun buluyorsun ve adaptasyon süreciyle ilgili neler söylemek istersin? Bir de biraz önce sahiplenmekten bahsettin ve heyecanlanmaktan bahsettin. Bu daha önceye yönelik bir mesaj mıydı? Onu merak ediyorum. Öncelikle söylediğiniz taktikle ilgili cevap vermek isterim. 3-5-2 tabii ki de hocamızın uygulamak istediği bir taktiktir. Bizler sadece futbolun içerisinde bu taktiklere uyması gereken kişileriz. Hocamızın isteği doğrultusunda ne görev veriliyorsa bunu yerine getirmek gerekiyor. Yani 3-5-2'de daha hücumsal, belki de benim futbol anlayışıma daha uygun gibi görünen bir sistem gibi görülebilir. 4-2-3-1, 3-5-2 bunlar bence çok fazla önem arz etmiyor. Daha içinde çünkü bizler futbolcular olarak sistem bazen 4-4-2'ye de dönebiliyor, 3-5-2'ye de dönebiliyor. Ama kimse şüphe etmesin ki 4-4-2 de olsa, 3-5-2 de olsa, 4-3-3 de olsa sahada her şeyini koyan bir İsmail olacak. Sahiplenmek ve heyecanlanmaktan bahsetmiştiniz. Evet, dediğiniz gibi sahiplenmek ve heyecandan bahsettiniz. Onu zaten ilk söylediğim cümlelerde arz ettim sizlere. Çok da fazla konuşmaya gerek yok bunları. İsmail, hayırlı olsun. Teşekkürler. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra, transferin gerçekleştikten sonra bazı videolar sosyal medyada yer almaya başladı, sen de biliyorsun. Taraftarların, Fenerbahçe taraftarlarının bu mücadelenin aslında biraz kırgınlığı var.
Fenerbahçe taraftarlarının gönlünü nasıl almayı düşünüyorsun? Onlara bir mesajın olacak mı? Evet. Sizler de takdir edersiniz ki camialar arasında büyük bir rekabet var. Bizler profesyonel futbolcular olarak bazen isteğimiz doğrultusunda hareket edebiliyoruz. Ama bu profesyonelliğin içerisinde bu durumlara çok fazla alet olunmaması gerekiyor. Neticesinde bu bir şampiyonluk kutlamasıydı. İçerisinde benim de aralarında olduğum bir ortamda benim ismimi atfedilen bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntünün içerisinde olduğumdan istemediğim bir şekilde olduğum için üzüntülüyüm. Fenerbahçe taraftarlarının camiasının kırıldığını biliyorum. Ama beni tanıyan herkes, karakterimi bilen herkes benim nasıl bir insan olduğumu bilir. Neyi, ne niyetle yaptığımı da herkes bilir. Benim içimde hiçbir zaman kötülük olmaz. Bunu Fenerbahçeli arkadaşlarım da zamanında bilir. Başka kulüpteki arkadaşlar da. Neticesinde böyle bir durumdan rahatsız oldum açıkçası ben de. Çünkü profesyonel futbolcular olarak böyle durumlara çok fazla düşmemek gerekiyor. Fenerbahçe camiasından böyle bir durumda olduğum için özür diliyorum. Ama bundan sonra Fenerbahçe forması için mücadele edeceğim. Bunun herkesin bilmesini istiyorum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara yaşatacağım güzelliklerle beni almalarını rica ediyorum. Sol bekte güçlü bir rakibin olacak. Aslında kaldırım da geçen iyi bir sezon geçirdi. Piyasaya İslam'ın milli soldaki kapışmasını izleyeceğiz. Bu konu hakkında dediğiniz gibi forma rekabeti her zaman camianın büyük bir isimdir. Hasan Ali saygı duyduğum bir futbolcu, çok da sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Biz bu forma için gerekli mücadeleyi gösterir, camianın büyüklüğünü ortaya çıkaracağız. Ben bundan son derece mutlu, gururluyum. Her şeyin en iyisi olacak diye düşünüyorum. Merhaba İsmail, hoş geldiniz. Merhabalar. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kıyasi bir rekabet yaşandı. Fenerbahçe'de bir önce oraya gitti. Oradan da sen geldin buraya. Lig devam ederken Fenerbahçe ile görüşme yaptın mı? Yaptıysan böyle bir şey etik olur mu? Olmaz mı? Bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Yani şampiyonluk yarışını yapan iki kulüp arasında bu tarz tabii ki transferler olacak ama lig yarışı devam ederken öyle şeyler normal mi, doğal mı onu sormak istiyorum sana. Kesinlikle böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Tamamen sezonun sonunda hatta bu durum öylesine bir gerçekleşti ki çok da fazla uzun sürmeden gerçekleşen bir durum oldu. Benim bu durumda zaten gönlüm çok rahat. Hiç kimseye de çok da fazla böyle söylemek, bir şey ispatlamak da istemiyorum. Çünkü gönlüm gerçekten çok rahat. Yani sezon içerisinde gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Bu apaçık. Teşekkür ederiz. Pardon, bu konuda ben ufak bir şey yapayım size. Biz tabii gazeteden okuduğumuz şekilde, Batur bizim kardeşimiz, menajer olan arkadaş. İsmail, biz İspanyol takımıyla anlaştığını biz biliyorduk. Sorduk, dedik ki yani yurt dışında oynamak istiyorum işte. Ama herhalde oradaki şeyler olmadığı için Demir'in dediği çok bir önemli bir şey var. Yani 2-3 gün içinde hallolan bir konu. Bu işle ilgili olan arkadaşlara da teşekkür ederim yönetimleriyle arkadaşlarıma. Hakikaten çok güzel bir şey çekildi. Türkiye'nin bence en önemli sol bekini bir tane vardı en önemli. Çünkü o da çok önemli bu sezon geçirdi. Çok önemli bir sol bekini kulübümüze ve taraftarımıza kazandırdı. Bu vesileyle bu işle uğraşan yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza da ben teşekkür etmek istiyorum. Evet, sorunuzu alabiliriz. İsmail, öncelikle hayırlı olsun. Beşiktaş kulübünden ayrılmanı hızlandıran sebep neydi?
bir tartışma vardı. Gökhan Gönül'ün aldığı ücretle senin aldığın ücret arasında büyük bir fark oldu ve milli takımın iki oyuncusu olduğunuzu yönünde bir haber vardı. Yani bu konuyu açık getirir misin? Kesinlikle bu söylediğiniz gerçeğin dışındadır. Beni tanıyan herkes karakterimi bilir. Hiçbir zaman paraya önem vermem, vermeyeceğim de. Çünkü ben futbol tutkunu bir insanım. Zaten ilk sözlerimde de bunu belirttim. Futbol oynamaya duyduğum tutkumun paralelinde gerçekleşen bir karardı. Dolayısıyla ben aldığım karardan kesinlikle mutlu değilim. Son derece mutluyum, son derece gururluyum. Çünkü ben bir karar aldım. Ve bu kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Futbol hayatımı daha önce de belirttiğim gibi ikinci yarısında bir yere kadar gelip şimdi bir yerde daha da iyi olmayı hedefleyen biri olarak devam etmek istiyorum. Yani kesinlikle öyle bir şeyin içerisinde bulunmadım. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir de sizlerin huzurunda tabii ki de geçen 7 sezonun ardından çiminden personeline, aşçısına, malzemecisine, hocalarına, yönetimine, taraftarına geçirdiğim her bir gün için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine minnetler duyuyorum. Çünkü yaşanılmış çok güzel şeyler de oldu. Bunları unutmamak gerekiyor. Karakterimizden hiçbir zaman ödün vermememiz gerekiyor çünkü. Her şey için teşekkür ederim onlara. Ama bundan sonra da yeni bir sayfa Fenerbahçe camiası için başlamış bulunmaktadır. Burada da her şeyin en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Herkes hakkını helal etsin.